Arkadaşlar, Terraria Reaper serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son silahları bitirmiştik. Hard modda ve hard mod öncesinde elde edilebilecek silahlardan bahsetmiştim. Bu bölümde launcher'lardan bahsedeceğiz. Yani roket atarlardan bahsedeceğiz. Şimdi oyunda 8-9 çeşit bir roket atar var arkadaşlar. Şu envanterimde görmüş olduğunuz roket atarlar var. Oyunun erken safhasında, yani hard moda geçmeden önce hiçbir roket atarı elde edemiyorsunuz. Hard moda geçtikten sonra roket atarları açılıyor. Bu roket atarları hard moda geçtiğinizde craftlayamıyorsunuz. Hepsi bir şeylerle, bir görevlerle alınıyor. Yani yaratık kesmeniz gerekiyor, eventten düşüyor, eventteki bir yaratıktan düşüyor. Ya da dungeon'da gidip bir yaratıktan olmanız gerekiyor vesaire vesaire. Hiçbirini craftlayamıyorsunuz. Böyle bir özellikleri var roket launcher'ların. Şimdi birinci, oyunun içerisinde elde edebileceğiniz ilk roket launcher, Grenade Launcher. Bu üzerinde görmüş olduğunuz en baştaki launcher. Bundan bahsedelim. Bu launcher arkadaşlar, bu roket atarı Plantera'dan elde ediyorsunuz. Özelliğini anlatayım size şu şekilde. Plantera'yı öldürdüğünüzde %14.29 şansla düşüyor bu silah sizden. Ve bu bildiğiniz, hani Half-Life'da silahın altında bomba atarı olan bir silah var ya, Onun gibi bir ses çıkarıyor. Onun sadece ateş etmeyen de bomba atan hali gibi düşünün. Şöyle bir ses çıkıyor. Stump diye bir ses çıkartıyor. Ve süreli bir bomba atıyor. Bu bomba attığınız zaman bakın yerde duruyor. Belli bir süre sonra patlıyor. 1-2 saniye durduktan sonra patlıyor. Eğer bir hedefe çarpmazsa. Bu şekilde patlıyor. Eğer bir hedefe çarparsa direkt patlıyor. Ve patladığı alandaki herkese hasar veriyor. Roket launcher'lar arkadaşlar oyunda çok güçlü silahlar. Ve birçoğumuzun kullanmadığı. Yani benim gördüğüm kadarıyla, yani %80'i %90'ı bu silahları kullanmıyor. Çünkü gücünün farkında değiller silahların. Gerçekten efsane güçlüler. Neden güçlü diyeceksiniz. Şimdi şu şekilde hemen anlatayım videonun başında. Roket launcher, şimdi bazı roket launcher'lar şurada gördüğünüz roket mermileriyle kullanılıyor. Ve bu roket 1 mermisini kullanıyorum ben şu anda. 40 ranged damage'i var. Roket 1, roket 2, roket 3, roket 4 diye ekranda paylaştığım roket mermileri mevcut. Tabi siz bunları ekranda gösterdiğim gibi işte güneş tutulmasında, kanlı ayda vesaire gidip almanız gerekiyor. O gecelerde alabiliyorsunuz bu mermileri, satın alabiliyorsunuz. Roket 4 en güçlü mermi. Ben şu anda roket 1 ile gösteriyorum silahın potansiyelini gösterebilmek için. Yani roket seviyenizi arttırarak silahların gücünü de arttırabilirsiniz. Bir alansal vurdukları için ve kendi özellikleriyle birlikte çok fazla deli gibi hasarlar çıkartabilirsiniz. Mesela atıyorum abi, grup halinde 100 vuruyor, 80 vuruyor, 90 vuruyor. Kim varsa alayına vuruyor roket launcher. Bunu Plantera'yı kestikten sonra %14.29 şansla elde edebiliyorsunuz. Ve bu şekilde roket satın alarak Arms Dealers'tan kullanabilirsiniz. Arms Dealers diyorum. Roketleri şey satıyor. Cyborg satıyor. Cyborg'tan alabilirsiniz. Roketini bu şekilde kullanabilirsiniz. Taban puanı 60 range damage. Tabi alan vurduğu için herkese 60 ya da 120 olarak kritikle hasar vuruyor. Benim elimdeki kötü bir silah. Şu an özellik basmamışım mesela bunu. Aldığım gibi koymuşum envanterime. Bundan sonraki ikinci sıra Proximity Mine Launcher. Bunu Cyborg'dan alıyorsunuz direkt. Envanterinize, yani sizin evlerinize Cyborg eklendiğinde gidiyorsunuz 35 gold'a ondan bunu satın alabiliyorsunuz. Bunun özelliği de şu şekilde. Yine aynı mantık çalışıyor. Süreli bir bomba atıyor. Bomba saydam bir şekilde 1 dakika kadar yerde bekliyor. Şu an görünmez oldu bomba. Eğer bir düşman gelip ona çarparsa patlıyor. Şimdi Guardian'ı öldürmediklerinden göstereyim şöyle. Şöyle atacağım. Buralardan büyük ihtimal slime gelecek. Şimdi atıyorsunuz böyle. Mayın atıyorsunuz aslında. Görünmez mayınlar atmanızı sağlıyor arkadaşlar. Attığınız mayınlar saydamlaşıyor ve görünmez oluyor. İç içe geldiği için koyulaştı. Bakın görünmez olacak. Değdiği zaman patlayacak. Değmedi. Lan neden üzerinden atladım? Böyle yerlere mayın koyarak, her yere mayın doldurarak görünmez yapıyorsunuz ve yaratıklar üzerinden geçerken patlıyor. 1 dakika sonra otomatikman kendisi patlıyor. 1 dakika kadar kalıyor. Yok oluyorlar. Süreleri 1 dakika. Ya da direkt hedefe çarparsa yine Grenade Launcher'ın atmış olduğu gibi patlıyor arkadaşlar. Şunlardan birine bas artık. Bastı, patladı mesela. Bu şekilde Grenade Launcher'ın atmış olduğu gibi patlıyor ama Grenade Launcher daha uzak mesafeye atıyor. Bunun yerçekiminden etkilenme süresi biraz fazla. Yani hemen düşüyor yere. Bunu mayın olarak kullanmak daha mantıklı. Bunu Cyborg'dan 35 gold'a satın alabilirsiniz. Bu şekilde tuzaklama işlemleri için kullanmak için. Üçüncü silahımız Rocket Launcher.
Launcher'lar bu arada çok güçlü ya gerçekten. Kullanılmayı hak eden silahlar yani. Rocket Launcher bizim işte Serious Sam'den olsun, Half-Life'den falan olsun bildiğiniz roket atar. Dümdüz atıyor roketi. Bunu nasıl elde ediyorsunuz? Plantera'yı kestikten sonra Dungeon'a gittiğiniz zaman iskelet komandolar var. Ekranda resimlerini paylaşıyorum zaten. Bu iskelet komandolardan düşüyor arkadaşlar. %5.56 şans ile düşüyor. Hatırladığım kadarıyla. Ondan alabiliyorsunuz. Düzden bir hatta gidiyor. Yerçekimden etkilenmiyor. Attınız mı gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor böyle bir şeye çarpana kadar. Ve vurduğu zaman vurduğu alandaki herkese hasar veriyor. Yine aynı mantık. Bomba patlama mantığı. Yani bomba el bombası ya da slime bomb falan atmaktansa ve etrafa yapılara zarar vermektense ya da dinamitlerle falan rocket launcher kullanmak çok mantıklı. Hem alansal vuruyor bomba gibi hem de çok fazla vuruyor. Peş peşe atabiliyorsunuz basılı tutarak. Ayrıyetten roketlerin seviyeleri var. Seviyelerini arttırıp hasarınızı da katlayabiliyorsunuz. Çok güzel silahlar. Rocket Launcher'ı da elde ederek Hard Mode'da kullanabilirsiniz. Hard Mode'a geçtiğinizde hani birçok kişi zorluk yaşıyor ya. Yaratıkları kesmekte, boss'ları kesmekte vesaire. Rocket Launcher'ların peşine düşebilirsiniz. Rahatlayabilmek için. Çünkü yaratıklar sizi çok fazla rahatsız ediyor Hard Mode'da. Her yerden yaratık gelmeye başlıyor ve alansal olarak bu roketi atarak öldürebilirsiniz. Ha, roketlerle ilgili söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bazıları bakın. Altıma attım hasar edin. Bazıları hasar veriyor. Bazıları size hasar vermiyor. Bu silaha göre değişiyor. Mesela şöyle yapayım. Mesela mayın da veriyor hasar. Onları da göstereyim size. Bu da veriyor hasar. Launcher da veriyor. Yani yanınızda atmamanız lazım. Yanınızdayken patladığınızda hasar veriyor. Bir iki tanesi de hasar vermiyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir riski var. Bunu da göze alarak oynayın. Şimdi dördüncü silahımız Nailgun. Bir çivi tabancası. Bunun mermileri roket değil. Roket kullanmıyor. Çivi kullanıyor arkadaşlar. Nailgun'ı envanterinize eklediğinizde Arms Dealers'tan alabiliyorsunuz çivileri. Güneş tutulması eventinde elde edebildiğiniz bir silah bu. Güneş tutulması eventinde yani bu bir tane kafası çivili bir yaratık geliyor. Film karakteri. Adını unuttum. Adı neydi ya? Şuraya bir yere not almıştım. Ha, Nailhead. Nailhead'den düşüyor arkadaşlar. Bu eski 90 yıllarındaki bir korku filmi karakteri. Kafası çivili bir karakter. %6 şans ile düşebiliyor. Plantera sonrasında elde edebileceğiniz bir item. Plantera'yı kestikten sonra güneş tutulması eventinde Nailhead'den düşürebilirsiniz bu silahı. Bu silahın şöyle bir özelliği var. Çivilerini de envanterinizde bu silah varsa Arms Dealers'dan gidip alabiliyorsunuz. Şimdi bakın. Çivi atıyorum. Attığım çiviler hedefe saplanıyor. Bir hasar veriyor. Küçük bir hasar. Sonra patlayarak en büyük hasarını veriyor. Yani çiviler attığınız kişiye yapışıyor. Yapıştıktan sonra 2 saniye sonra patlama yapıyor ve etrafındaki herkese de zarar veriyor. Böyle bir özelliği var. Ve yer çekiminden etkilenen bir silah. Yani 30 blok kadar bakayım şu tarafa atayım. Şimdi 30 blok kadar dümdüz gidiyor sonra yere doğru düşüyor. Şey yok, dümdüz bir düzlemde gitmiyor sonsuza kadar. Belli bir yerden sonra böyle yapışıyor, yapıştıktan 2 saniye sonra patlamaya başlıyor. Ve çivi tabancasını bu şekilde kullanabilirsiniz. Nailhead'den elde ederek plantarayı kestikten sonra. Beşinci silah Stinger. Bunu çoğunuz görmüştür. Golem'i çünkü herkes kesiyor elinde sonunda. Golem'den düşen bir silah arkadaşlar. Yine Rocket Launcher kullanmıyor Stinger. Bir nasıl diyeyim, iğne gibi bir Stinger kullanıyor. Yani şu atmış olduğu kazık gibi iğneyi fırlatıyor. Özelliği ise Stinger Golem'den %12.5 şansla düşüyor. Silah çantanızdaysa, artık çantanıza eklendiyse Armstillers'dan ve Witch Doctor'dan hatırladığım kadarıyla mermisini alabiliyorsunuz. Stinger alabiliyorsunuz. Attığınız zaman Stinger patlıyor. Bir hedefe çarptığında 3-4 parçaya bölünüyor. Şarapnel gibi parçalanıyor ve rastgele yönlere giderek o küçük parçalar da hasar veriyor. Bu şekilde bir hedefe çarptığında parçalanıyor. O küçük parçalar da hasar veriyor. Bir şarapnel etkisi olarak düşünebilirsiniz. Bir bombalı patlamanın şarapnel etkisi olarak. Bu şekilde bir hasar veriyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bayağı sağlam bir silah. Taban puanı da 52 ranged damage olarak gözükmekte. Şimdi 6. silahımız Jack. Jack Lantern. Şimdi bu Pumpkin eventinde, yani bu kabak eventi var ya, rehber serilerinde var. Rehberi de bölümlerde bakabilirsiniz. Bu eventi başlattığınızda bunu elde edebiliyorsunuz. Pumpkin eventinde
Yine Pumpkin'den düşüyor. Resmini ekranda paylaşıyorum. Elinde iki tane kılıç olan kabaktan düşüyor bu. Silah yine envanterinizde varsa Arms Dealers'tan gidip mermisini satın alabiliyorsunuz. Şu kabakları alabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir özelliği var. Atıyorsunuz bakın. Kabak sekmeye başlıyor abi. Birkaç kere sekiyor. Kaç kere sekiyor bakalım. 1 2 3 4 Dördüncü sekmeden sonra patlıyor. Kabağı sektirebiliyorsunuz bu şekilde. Çarptığı hedeflere yine bomba etkisi yaratarak hasar veriyor. Yanımızda patlayınca bize hasar veriyor mu? Bize hasar vermiyor. Mesela bu güzel bir silah. Yanınızda da atsanız kendinize size hasar vermeyen güzel bir rocket launcher. Mesela bu Stinger veriyor. Stinger da vermiyor. Nail Gun da vermiyor. Bunlara bakmamıştık. Evet. Şuradaki ilk 3 tane söylemiş olduğum rocket launcher'lar siz yanınızda patlarsa hasar veriyor. Sonraki söylediğim 3. Jack'e kadar olan rocket launcher'lar hasar vermiyor. Bu kabağın tek özelliği arkadaşlar sekmesi. 5 kere sekebiliyor, 4 kere sekebiliyor. Sekerek attırabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bomba etkisi yaratarak hasar veriyor ve size de hasar vermiyor. Bu güzel bir özellik. Bunu kullanabilirsiniz. Pumpkin eventinde pumpkin'i keserek plantara sonrası yapmanız gerekiyor bu işlemi arkadaşlar. Bundan sonraki item Snowman Conan. Şimdi bu nasıl bir item? Bakın normal bir roket gibi değil mi? Atıyorsun direkt pat hedefe vuruyor. Roket launcher gibi patlıyor. Öncelikle bunu Plantera sonrasında alabiliyorsunuz. Frostmoon eventinde Ice Queen'den düşüyor. Yani Frostmoon'un son aşamasında son wave'deki gelen Queen'den düşüyor bu arkadaşlar. %7.52 şansla düşüyor. Bunun özelliği şu, hemen göstereyim. Güdümlü füze olması. Eğer hedefin yakınına bir yere atarsanız füze onu hedef alıyor ve kavis yaparak dönerek ona çarpmaya çalışıyor. Çok uzak mesela gökyüzüne atarsan dönüp gitmiyor. Dönmeye çalışsa da gidemez büyük ihtimalle. Ama böyle attığım zaman yani yakınlarına bir yere attığım zaman onun açılı yakınlarına bir yere attığım zaman hedefe doğru yöneliyor direkt olarak. Şuralarda bir hedef bulursa ona doğru bir sallayayım bir tane. Evet. Şekilde güdümlü bir füze. Yani kavisli alanlarda, açılı alanlarda kullanabileceğiniz güzel bir silah. Sizin yanınızda patladığında size de hasar vermiyor. Yine vurduğu zaman grupsal olarak, alansal olarak herkese hasar veriyor. Bütün herkes damage yiyor. Bu silahı da değerlendirebilirsiniz. Plantera sonrasında Frostmoon eventini yaparak Queen'den düşürebilirsiniz. Güzel bir silah. Ben beğeniyorum ve attığı mermi, şu attığı roket yani yavaş gitse göstereceğim şey küçük küçük kardan adam şeklinde atıyor. Silah adına uygun şekilde mermi atıyor. Bundan sonraki silah çok iyi. Ben bu silahı çok seviyorum. Bayağı sağlam bir silah. Ama kestiğiniz yaratık veya boss kalıcı olarak sabit bir yerde duruyorsa çok 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 etkili bir silah. Mesela golemden sonra elde ediliyor bu silah. Elektrosfer launcher. Golemden sonra elde ediliyor. Golemi kestiniz ve bu silahı aldıysanız golemi bununla yüzlerce kez rahatlıkla kesersiniz. Niye? Golem çünkü dar bir alana sıkıştırıp kullanabileceğiniz, kesebileceğiniz bir yaratık. Elektrosfer ise şöyle bir etkisi var. Sizin imleci tuttuğunuz yere atıyor ve orada sabit kalıyor abi. Bu şekilde 8 saniye boyunca bulunduğu yerdeki herkese hasar veriyor. 8 saniye boyunca bunu yapıyor. Martian Madness eventinden yani Mars'lı eventinden düşüyor arkadaşlar. Ekranda göstermiş olduğum şu UFO'dan. Martian Soldier'dan düşüyor. Bunu bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Attığınız yerde 8 saniye kalıyor. İstediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Attığınızın sayısı yok. Sınırsız sayıda atabiliyorsunuz mu? Yine roketinizden gidiyor tabii mermi olarak, mühimmat olarak. Tek sıkıntı eğer mermiyi attınız, burada çıktı. Üzerine bir tane de attınız, o arkadaki kayboluyor. Birbirlerine temas ederlerse birbirlerini nötrlüyorlar. O yüzden attığınız atışların birbirine değmemesi lazım. Ona göre hesaplayın. İmlecinizin durduğu yere atıyor zaten. Şu şekilde göstereyim. Birbirlerini yiyerek yok ediyorlar. Ve son bir tane kalıyor. En son attığınız kalıyor. O yüzden birbirlerine değmediği sürece istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Sınırsız sayıda sabit duran hedefler için muazzam bir silah. Deli gibi hasar veriyor. Ve size de hasar vermiyor. Size herhangi bir hasar çıkartmıyor. Artık sonuncu launcher. En son launcher arkadaşlar. Celebration. Bu Moonlord'dan düşen bir item.
2 tane roket atıyor. Moon Lord'u kestiğiniz zaman, yani oyunun sonundaki boss'u kestiğiniz zaman %11.11 şansla düşüyorsa bunun kritik seviyesi çok yüksek. Kritik hasarı %14 bir kritiği var. %4 yerine %14 var. 2 tane roket atıyor. Tek basmanızda 2 tane roket fırlatıyor ve roketler havai fişek şeklinde patlıyor. Bu şekilde. 2 tane roket fırlatıyor. Havai fişek şeklinde patlıyor roketler arkadaşlar. Hani oyunun sonuna koymalarının sebebi artık oyunu bitirdin, sevinebilirsin demek gibi bir şey olmuş. Havai fişek şeklinde patlıyor ve çok manyak bir şekilde hasar veriyor. Yani öyle böyle değil. Çok ağır hasar veriyor. 65 range damage'i var. Kritik vurduğu zaman 200 falan vuruyor. Zaten gruba vurduğu için herkese bakın bir sürü kritik vurdu orada. 2 tane roket atıyor. Yani 2 roket aynı kişiye çarpsa ve hepsi kritik vursa 400'lerden bir sürü damage yemiş oluyor adam. Ve roket 1 kullanıyorum. Videonun başında hatırlatayım. Roket 1 kullanıyorum. Roket 4 kullandığınızda düşünün vuracağınız hasarı. Oyunun sonunda elde edebileceğiniz, en son elde edebileceğiniz Rocket Launcher Celebration. Bunun dışında edemiyorsunuz ve bu da sizin yanınızda patlarsa size hasar vermiyor arkadaşlar. Sadece şu ilk üçü yanınızda patlarsa hasar veriyor. Gerisi hasar vermiyor sizin yanınızda patlaması durumunda. Bu Rocket Launcher'ları elde ederek Hard Mode'da inanılmaz rahatlayabilirsiniz. Tabi oyunu bitirenler için demiyorum. Oyunu yeni oynayanlar ya da zorluk çekenler, expert'e oynamayı düşünüp ya ben zorlanıyorum çok diyenler Rocket Launcher'ları expert'te ya da Hard Mode'a geçtiklerinde deneyebilirler. İnanılmaz rahatlayacaklardır. Yaratıkları çok rahat bir şekilde yok edeceksiniz bu silahlarla. Hatta boss bile kesebilirsiniz. Çok sayıda roket elde ederek kullanırsanız. Bundan sonraki itemler yine silah sınıfında olan, ateşli silah sınıfında olan ama işte ok sınıfına ya da bu tabancalar sınıfına, işte roket launcher sınıfına girmeyen, kendince tek olan diğer silahlardan bahsedeceğim. Onları da bitirdikten sonra artık magic silahlara, yani magic weapon'lara geçiyoruz. Büyülü silahlara geçeceğim. Rehberimiz bu şekilde devam edecek. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.